RTV'den Bir Anne Bir Uzman programından hepinize merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Bugün eğitimci Hilal Şentürk bizlerle birlikte. Kendisiyle okul öncesi eğitiminin önemini, okul öncesi döneminde çocuğa kazandırılması gereken sosyal becerileri ve merak ettiğiniz birçok konu hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz Hilal Hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum siz. Bizlerdeyiz, teşekkür ederiz. Hocam konularımıza geçmeden önce uzun uzadıya konuşacağımız konular var. Önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Hilal Şentürk kimdir? Hilal Şentürk, 1980 Divriği doğumluyum. Çocuk gelişimi mezunuyum. 16 yıldır bu işi yapıyorum. Karaman Çocuk Üniversitesi'nin kurucu müdüresiyim. İki çocuk annesiyim. Kendi çocuklarıma nasıl davranılmasını istiyorsam aynı şekilde bana teslim edilen çocuklara da o şekilde davranıyorum. Umarım uzun yıllar bu işi yapmaya devam ederim. İnşallah hocam. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Kendi çocuklarıma nasıl davranılmasını istiyorsam öyle davranıyorum diye. Hakikaten bu çok önemli. Evet. Çünkü biz çocuklarımızı hani canımız bir yere teslim ediyoruz. Okuldaki her bir öğretmenin bu işi çok severek yapması lazım öncelikle. Çocukları çok sevmesi lazım. Yani çünkü bazen duyuyorum çevremden işte kötü anılar, kötü yaşanmışlıklar var, bahsediyorlar ama hepsinin sonu mesleğini sevmeyen öğretmenlere denk geliyor. İşte ses kaldıramayan, pes eden ama çocuk bu. Ve zaten kreş söz konusuysa sesin olmaması zaten imkansız. Kesinlikle. O yüzden kesinlikle. Hani mesleği sevmek ve gerçekten sabırlı olmak, anne yüreğiyle çocuklara yaklaşmak lazım. Hocam konularımıza geçelim istiyorum. Tabii. İlk sorumuzu, ilk konumuzu size yöneltelim. Fikirlerinizi alalım, ender bilgilerinizden faydalanalım. Okul öncesi nedir ve okul öncesi eğitiminin önemini kısaca açıklar mısınız? Yani okul öncesi nedir? Çocuğun artık aileden koptuğu, kendi dünyasını keşfedebildiği, artık kendi çevresini oluşturabildiği sosyal bir ortamdır. Hani önemi nedir? Biz takdir edersiniz ki çocuklarımızı helikopter anne şeklinde yetiştiriyoruz. Özellikle ilk çocuklarımız için bir daha hiç anne olmayacakmışız gibi yaklaşıyoruz. Arkasından ikinci çocuğu yaptığımızda birinci çocuğu kaybedecek noktaya getiriyoruz. İşte bu noktada bizler çok önemli rollere sahibiz. Yani çocuğun hani şeyden önce işte kazanması gereken sosyal becerisinden, motor becerisinden ziyade her şeyden önce paylaşımı öğretip yüreği temiz insanları yetiştirebilmek çok önemli. Bunu yaparken de çocuğu böyle güvendiğin yere çok güzel bir şekilde teslim edeceksin. Arkasından çocuğun gelişimlerini çok iyi takip edeceksin. Bunun en kontrollü yapıldığı yerde hiç şüphesiz ki anaokullarımız. Yani tuvalet bile kontrollü bir şekilde, yemek bile kontrollü bir şekilde yapılıyor. Bu kadar kontrol çocuğa zarar verir mi diye hemen bir soru duyuyorum, sanki öyle hissediyorum. Evet. Zarar verir mi, vermez. Çünkü anneler o şekilde kontrollü getiriyor. Yani şimdi bize gelen çocukların hepsi çok donanımlı. Sınırlı boyamayı çok güzel yapıyor. İşte kavramları çok iyi biliyor. Sayıları çok hakim ki İngilizceye bile o şekilde. Bize kalan kısım ne? Çocukları biraz daha güvende hissetmek, daha çok sevmek, kendisiyle barışık olduğunu, hissini vermek, çocuğu sindirmemek, işte içine kapanık bir çocuksa olduğu yerde bırakmamak, onu bir tık ileriye taşımak. Bütün bunlar da tabii okul öncesi hayatın ilk temelini oluşturduğu için çok önemli diye düşünüyorum. Gerçekten çok önemli. O bir yaş aralığı var. O yaş aralığında çocuk gerçekten yaşadıklarını da unutmuyor. Öğrendiği şeyler de kalıcı oluyor. Peki hocam okulunuzda böyle çok adapte konusunda şimdi oryantasyon sürecine de değineceğim. Anaokuluna kaç yaşında başlamak gerekiyor, kreşe ona da değineceğim ama şunu merak ettim. Çok güzel açıkladınız okul öncesi eğitiminin önemini. Okulunuzda çok böyle zorluk çeken, adapte olmana çok zorluk çeken çocuklar var mı? Ben hep şey diyorum, alışamayan çocuk yoktur, alışamayan veli vardır diyorum. Yani oryantasyon sürecinde şöyle bir şekilde ilerliyoruz biz. İşte ilk bir hafta anneyle birlikte alıyoruz. Birer saat, birer saat alıştırıyoruz. Burada çocuğun bir kapı fobisi var. Kapıdan alınıp kapıdan verildiğini hissettiği noktada çocuk olayı çözmüş oluyor zaten. Ama o kapıdan alınıp kapıdan verilene kadar işte anneler mesela bazen ikna etmeye çalışıyor. Ben geleceğim tamam mı diyor, kapıyı kapatıp gidiyor. Yani çocuk orada bir kere yalanla tanışmış oluyor. Doğal olarak güvensizlikle tanışmış oluyor. Yapacağınız şey hani şudur. Ben işe gidiyorum.
Hani sen burada kalmalısın. Mesela ben bunu küçük yaşlarda 3-4 yaşlı aralığında arkadaşımın yeri seni bırakıyorum diye öneriyorum velilerimize ve çocukların birçoğu 4 yaşına kadar beni Hilal teyze olarak biliyor. Sonrasında fark ediyorlar artık öyle Öğretmen. olmadığını. Aynen. Hani biz ne kadar sağlam durursak, ne kadar tutarlı durursak çocuğu mutlaka alışacaktır. Çünkü çocuğun tek bir şifresi var. O da sevgi. Evet. Sevildiğini hissettikten sonra yaptıramayacağınız hiçbir şey yoktur çocuğa. Peki hocam kaç yaşında başlamalı bir çocuk kreşe? Ya ben bu noktada çok böyle dediğim gibi çok anne yüreğiyle yaklaşarak söylüyorum ve küçük yaşta gelen bütün velilerime söylüyorum. Varsa anneanne, babaanne krediniz sonuna kadar kullanın. Yoksa çok iyi bir bakıcıyla lütfen tanışın diyorum. Bana göre 4 yaş olmalı. Okul benim okulum. Bir odayı ayırıp başına birini koyabilecek lüksüm varken oğluma 4 yaşına kadar annem baktı. Bu kadar net söyleyeyim yani. Peki neden hocam? Ya Yani 4 yaşından önce kreşle şöyle, tanışan bir çocukta olumsuz davranışlar mı oluyor? davranış değil. Şöyle bağışıklık çok düşük olduğu için inanılmaz hasta oluyor. Bir antibiyotiğin vücuttan götürülerini hepimiz çok iyi biliyoruz. Evet. Ve ilk yıl çocuk hastalığı denilen, kreş hastalığı denilen çocukçuların da kabul ettiği bir hastalık var. İlk yıl bunu ciddi anlamda yaşıyor çocuklar maalesef. Öyle olunca da hani içim el vermiyor. Yani benim içim el vermiyor. Hani işte çocuk yatağına doysun, ne bileyim odasına doysun, evinde istediği gibi böyle keyfini çıkarsın, 9'a 10'a kadar uyusun, kahvaltısını yapsın. İnanın bunlar sosyalleşmekten de önemli, işte sayıları öğrenmekten de, renklerden de hepsinden çok daha önemli. Ama tabii ki hani zordaysak malum süreç çok kötü, herkese güvenilmiyor, canını Evet. malını teslim ediyorsun bakıcılara. Bu noktalarda tabii ki Ya da öyle. anneanne babaanne desteği Evet, alamıyorsun. öyle alamıyorsan işte biliyorsunuz hani yaşadığımız ilde askeri kesimin çok yoğun olduğu bir Evet. yer olduğu için genelde gurbetçi insanlar oluyor. Böyle noktalarda tabii ki yanlarında oluyoruz ama söylerken geldiğimde mesela bu cümlemden kaynaklı benimle çok güzel dostlukları olan velilerim oldu. Hani işte hocam siz bizi böyle uyarmıştınız, biz o yüzden tekrar geldik diyen birçok dostumuz oldu bu Ama şekilde. gerçekten bir kurum müdüresinden bunları duymak aslında çok güzel bir eğitimciden. Hani önceliğiniz çocuk, Evet. önceliğiniz çocukların Kesinlikle. psikolojik ve fiziksel Kesinlikle. gelişimleri. Buna önem Kesinlikle. verdiniz zaten şu an gerçekten çok belli, izleyicilerimize de yansımıştır bu zaten. Peki hocam, oryantasyon sürecinden bahsedelim biraz da. Oryantasyon sürecinde neler yapıyorsunuz? Diyelim 4 yaşında bir çocuk kreşinize geldi. Hiçbir şekilde anneden babadan ayrılmak istemiyor, güçlük çekiyorsunuz. Bu durumda nasıl bir yol izliyorsunuz? Şöyle şimdi dediğim gibi hani başında da belirtmiştim. İlk 3 gün anneyle birlikte alıyoruz 1 saat. Ben anneyle çay kahve içerken çocuk işte ya bahçede öğretmeniyle oynuyor ya oyun salonunda çocuk öğretmeniyle oynuyor. Şunu da altını çizmek istiyorum. Bize gelen veliler var olan çocuklarla hiçbir şekilde muhatap olmuyor. Çünkü çocuğun nasıl tepki vereceğini bilmiyorsun. Benim annem neden yok gibi bir duygusallığa da kapılabilir. O yüzden hani böyle diğer çocuklar olmadan öğretmeniyle birebir 3 gün boyunca böyle bir oryantasyon yapıyor. Ardından çocuğun gidişatı bizi yönlendiriyor. Kurumumuzda rehber öğretmenimiz de var. Onun da rehberliği eşliğinde bu kararı veriyoruz. İşte diyoruz ki atıyorum Ahmet'in oryantasyonunu artık sonlandırdık. İşte 3 gün yarın alabiliriz. Tam günse mesela Perşembe günü yarım alıyoruz. İşte devam edecekse o yarım aldığımızda bir bakıyoruz. Hani iyiyse çocuk Cuma günü bayağı bir uzatıyoruz. Yani tamamen çocuk bize aslında yolu çiziyor. Çocuk yolu çizerken de biz tabii hani bu bahsettiğim şeyleri ben velilere de söylüyorum. Siz ne kadar sağlam durursanız, ne kadar kararlı olduğunuzu hissettirirseniz kendisinde çocuğunuz var. Evet. Küçücük bir aralığı sonuna kadar açabilecek potansiyele sahip çocuklar ve inanılmaz da zekiler çocuklar bu Kesinlikle öyle noktada. hissediyorlar her şeyi. Kesinlikle hani onu o hissiyatı vermediğiniz zaman çok rahat alışacaktır. Hatta ben hep şey derim, hanginiz daha sağlam duracaksınız onunla gelsin derim. Ya genelde babalarla gelirler, daha rahat olur Evet. çocukların alışma süresi. Ama bizim burada her şeyden önce çocuğum okula gidecek mi?
Ben çocuğumdan ayrılacak mıyım? Ben verecek miyim? Bu çok önemli. Hani onun dışında okulda yaşadığı sıkıntılar ayrı bir şeydir. Okula güvensizlik bambaşka bir şeydir. Bunlar zamanla gelişecek şeylerdir. Ama öncesinde kendimize güvenmemiz gerekiyor. İşte ben verebilecek miyim? Mesela çok komik bir örnek vereyim kendimden. Büyük oğlum 8. sınıfta benim. İşte hafta sonu aşağıdan arıyor babasını, ben muhtarların oraya gidip basketbol oynayacağım diye. Ve ben evde böyle, yani hayır ben buna hazır değilim, gidemez oraya, siteye çıkamaz falan diye böyle bayağı bir tedirgin olmuştum. Evet. Şimdi aynı durum. Anne yüreği işte. Anne anneler yüreği, farklı kesinlikle, düşünüyorlar biraz. Kesinlikle. Ve işte benim oğluma annem bakıyordu. Akşama kadar telefonda kadıncağızı mahvediyordum. Ne yedi ne içti diye. Akşam da bezini açıp bakıyordum söyledikleri doğru mu. Şimdi ben anneme bunu yapıyorsam, evet, velilerin bunun 10 katını bize yapması gerekiyor. O yüzden hani güven ilk başta kazanılacak bir şey değil. Zamanla kazanılacak bir şey. Kazanıldıktan sonra da emin olun ki bütün kurumlar öyledir. Yani ben hiçbir kurumun kötü niyetle açıldığını düşünmüyorum. Kazanıldıktan sonra da zaten her şey çok daha güzel bir şekilde ilerleyecektir. Peki anne babayı okulda görmek isteyen çocuk olunca, şimdi benim oğlum öyleydi. Hı-hı. Beni okulda görmek istiyordu. Anne sen bekle, beklersen kalırım. Peki Hı-hı. bu durumda ne yapmalı? Anne baba ağlayan çocuğu okuldan bırakıp çıkmalı mı, yoksa orada beklemeli mi? Ya, ya da beklerse ne kadar süre okulda beklemeli? Şöyle, siz bir ayda bekleseniz, siz gittikten sonra çocuk ağlayacak. 15 gün çocuğun bir ağlama süresi var. Yani bunu ilk başta da yapabiliyor, sonra da yapabiliyor. Tabii biz kurum olarak ilk başta yapması daha iyi. Neden? Çünkü işte her şey yolundaydı, ağlamıyordu. Ne oldu buna? Hani bir şey evet. mi oldu diye aklınızda soru işaretleri kalabiliyor ama hani şundan emin olmak gerekiyor. Çocuk 15 gün, bazı çocuklar bir ay ama minimum 15 gün bir ağlama süresi oluyor. Burada da işte bizim tutumumuz çok önemli. Sen çık sınıfa, buradayım dediğimizde, çocuk akşama kadar duruyorsa, akşam kapının dışında çocuğu karşılıyorsan kaybettin demektir o çocuğu. Evet. Hani söylediğimiz her şey birbirini çok tutmalı. Ben işe gidiyorum, hani vaktim yok, vaktim olunca erken alacağım deyip ayrılmak bence biraz daha sağlıklı olacaktır çocuk için. Çocuk açısından daha iyi diyorsunuz. Gerçekten hani benim oğlum çok okula adaptede zorluk çekmişti. Oryantasyon sürecimiz çok zorluydu. Ama dediğiniz gibi benim kaygım çocuğa yansıdığı için tabii. çocuk ekstra kaygılı olmuştu. Hı hı. Bir dönem hani dedim ki tamam artık dedim, hani güveniyorum yolladığım kreşe. O yüzden kaygımı bir köşeye bırakacağım. Tamam hı hı. anne yüreği ben çok düşkünüm, yanımdan ayrılıyor, üzülüyorum. Hı hı. Ama sonuçta okula gidecek, yani kreş olmasa ilkokula başlayacak, evet. benden ayrılacak. Kaygımı bir köşeye bırakayım dedim, bunu denedim. Denediğim süre zarfında gerçekten çocuğumun daha okula iyiydi. Daha iyi adapte hı hı. olduğunu hissettim. Yani bunu gerçekten hissettim. Çünkü benim kaygım azaldı, çocuğumun da kaygısı azaldı. Hı hı. O yüzden anne babalar bu konuda bence dediğiniz gibi evet. veliler önce kendisine bir çeki düzen vermeli. Daha sonra çocuklara bir yönelmeliyiz. Yani çeki düzen demeyelim de hani şöyle söyleyelim. Annelik babalık duygularını biraz böyle evet. Askıya almalı. Çünkü hepimiz hayatımızı onlar için kazanmak zorundayız. Evet. Yani işte siz niye çalışıyorsunuz? Çocuk için. Ben niye çalışıyorum? Çocuk çocuğum için. Evet. Ama bunu yaparken zaten şimdiki çocuklar çok şanssızlar. Evet, olanaklar çok fazla olabilir. Ne bileyim, bütün imkanlar onlar için olabilir. Ama her şeyden önce mesai yapıyorlar bizlerle birlikte. Düşünün evet. 8'de gelip 5'te gidiyor çocuklar. Yani hani bu bizim çocukluğumuzdan çok çok geride olan bir şey ne yazık ki. Kesinlikle öyle. O yüzden hani çocuğumuzu bir de bu şekilde bir şey yaşatmamak gerekir diye düşünüyorum ben. Peki hocam, bir diğer konumuza geçelim istiyorum. Okul öncesi döneminde çocuğa kazandırılması gereken sosyal beceriler nelerdir? Yani bana göre özgüven çok önemli. Eğer bir çocukta özgüven yoksa, o çocukta hayatı boyunca hiçbir başarıyı beklememek gerekir. Çocuk çok zeki olabilir ama kendini ifade edemiyorsa, işte potansiyeli çok yüksektir ama bu potansiyelinin farkında değilse, ne bileyim kendisiyle barışık değilse, bu çok ciddi bir problemdir ileriki dönemlerde. Okul öncesi dönemi, yani tercih yapılırken, seçim yapılırken velilerin de aynı zamanda dikkat etmesi gereken şeylerden biri bu olmalı. Hani bize mesela 3 yaşında biri geliyor, diyor ki işte neler vereceksiniz, branş derslerinizde neler var diyor. Diyorum ki 3 yaşından bahsediyoruz. Hani bana deyin ki benim çocuğumda boş kalan sevgiyi tamamlayabilecek misiniz? Evet. İşte hani çocuğumun kendine olan güvenini düşünün. 3 yaşında 4 yaş, 3-6 ile çalışıyoruz. Hani 3'ü de bırakın, 6 yaşındaki bir çocuğu bir topluma bırakıyoruz. 10-12 kişilik bir sınıfı bir tane öğretmenin bırakıyorsunuz. Hadi çocuğum kendini savun diyorsunuz. Şimdi hani çocuk kendini savunamamış o döneme kadar,
Her şeyi anne yapmış, her şey önüne hazır gelmiş. Biz her şeyden önce kendi savunmasını öğretmeliyiz. Bu zaten otomatik olarak oluyor. Hani sosyal ortam olduğu için oyunla birlikte zaten çocuk o savunma mekanizmasını geliştiriyor. Ama bunun kontrollü olması, gittiği okulun, işte eşlik ettiği öğretmenin bunun bilincinde oluyor olması o çocuğu hayata 1-0 önde başlatacaktır diye Peki düşünüyorum hocam, hani illaki vardır çok böyle sosyal aktif çocuklar, ben. okula hemen adapte olan çocuklar, ama bir yandan da çoğunluk okula adım attığında biraz hani üzülen ya da işte özgüvensiz çocuklar diyelim. Özgüven kazandırmak dediniz ya, daha içine kapanık çocuklara bu anlamda özgüvenli olması için nasıl yaklaşıyorsunuz? Neler Ya neler yapıyorsunuz? Diyelim yapıyoruz? ki topluma şey oyuna karışmıyor. Orada arkadaşlarıyla oynamıyor. Köşede duruyor, onları izliyor. Bu gibi çocuklara nasıl yaklaşıyorsunuz? Şimdi bizde bir serbest oyun zamanı vardır, bir de kurallı oyun zamanı vardır. O kurallı oyun zamanında çocuğa liderlik vasfını verdiğin zaman, şimdi bunu toplu ortamda öğretmenin grup liderisin dediğinde çocuk zaten bir böyle şey oluyordur. Hani çocuklar gazla ilerliyor Evet. biliyorsunuz. Hemen ben miyim diyor. Bazı çocuklar bunu işte ben yapamama da getirebiliyor. İçinde bunu da yaşayabiliyor ama sevgi demiştim ya, hani tek şifresi olan öğretmenini seviyorsa mahcup olma. Onu hani böyle boşa çıkarma, utandırma duygusu da vardır çocukta. Haklı olarak ben buyum, evet yapabilir mi geliyor bu defa çocuk. Öncesinde biz çocuklarla, özellikle ben bütün velilerime hem çok hakim olmak istiyorum hem de bütün çocuklara çok hakim olmak istiyorum. Yani bütün gruplara dahil oluyorum, bütün çocuklarla oyun oynuyorum, bütün gün oradayım mesela. Velilerle konuşuyorum, diyorum ki hani nasıl bir çocuk, tanımaya çalışıyorum çocuğu. Sonra işte çocuğu öğretmenine teslim ederken söylüyorum. Böyle böyle bir çocuk, hani çok atik ya da çok sönük, hani bunu bir adım öne götürelim diye. Tamamen çocuk o sınıfın lideriymiş gibi. Siz bir hafta onu yapın, mesela oğlunuzda da deneyin. Bir hafta o lidermiş gibi gösterin, bir bakarsınız onun içinden bambaşka bir şey çıkmış. Hani yönlendirmekle Evet, alakalı bir denemek şey, lazım bunu. Daha denemek önce hiç böyle lazım. bir noktaya gerçekten Evet. dikkatimi çekmedi ama güzel bir noktaya değindiniz. Bunu bir denemek lazım Kesinlikle, gerçekten. kesinlikle. Bizlere de öyle değil miyiz? Hani Evet. çok yorgunum, çok yorgunum diye böyle günde 3-4 defa geçirelim içimizden. Gerçekten yorgun hissederiz kendimizi. Aynen öyle, doğru Ama hayır, çok söylüyorsunuz. iyiyim ben bugün, şu işi bile yapabilirim Evet. dediğimizde hani onu bile yapabiliriz. Böyle evrene yaydığımız enerji çok önemli. Ki çocuklar da bu noktada çok iyi alıcılar, emin Evet. olun. Ne verseniz, olumlu da verseniz alıyor, çocuk olumsuz da Olumsuz da alıyor. verseniz alıyor, kesinlikle. Peki hocam, özgüven dışında sosyal becerilerden bahsedecek olursak? Yani dil gelişimi çok önemli çocuk için. Çocuğun kendini ifade etmesi, biliyorsunuz ülkemizin en büyük Evet. problemlerinden biri bu. Hatta geçenlerde bir velimize espri bile yaptım. Dedim ki yani biz bunu kazandıramasak yarın bir gün eşiyle bile problem yaşayacak yani o Ama noktaya kadar. mutlaka öyle. Kesinlikle o noktaya kadar gelecek de dil gelişimi çok önemli. Çocukların rol alması, kısmi oyunlar işte atıyorum bir dramada rol alması, ne bileyim bir yıl sonu gösterisi 23 Nisan'da buralarda rol alması, çocukların çıkıp kalabalığın önünde onu sergileyebilmesi, o cesareti gösterebilmesi, bunlar büyük şeyler. Bunlar tabii evde kazanılacak şeyler değil. Hani okulda kazanılıp aynı zamanda okul ortamında hayata geçirilecek şeyler. Burada artı bir parantez de çıkmış oluyor karşımızda işte okul öncesi faydalarından biri olarak da Evet. aslında hepsi birbirine zincirleme şekilde gidiyor. Peki hocam, okul öncesi döneminde akademik baskı var mı? Tabii şöyle, ben akademik baskının aslında anne karnında oluştuğuna inanan biriyim. İşte nasıl oluşuyor? Anne hamile olduğunu anladın, hemen kitaplar alıyor. Evet. İşte çocuğa müzik dinletiyor, Evet. pilatese gidiyor. Hani böyle ne yapacağını şaşırıyor. Neden? Çünkü çok mükemmel bir çocuk olsun istiyor. Özellikle çocuklarda bu hatayı çok yapıyoruz. Her şey çok iyi olmalı, bizim başaramadığımızı başarmalı mantığıyla biz o gebeliği sürdürüyoruz. Sonra tabii çoğu sosyal çevre giriyor. İşte ne bileyim genetik giriyor Faktörler araya. devreye Tabii giriyor. bir sürü şey araya girince çocuk bambaşka bir şey oluşuyor. İşte okul öncesindeki akademik şey nasıl? İngilizce var mı? Piyano var mı? Drama var mı? Jimnastik var mı? Bu bütün bunlar aslında hani çocuk için, okul öncesi çağındaki bir çocuk için yük müdür? Yüktür. Neden yüktür? Çocuğun çocukluğunu elinden alarak bunları Evet. öğretiyorsun. Yani 3-6 yaşındaki bir çocuğun 40 dakika 40 dakika parsellenmiş bir
ders programından bahsediyoruz. Bunun temelinde elbette ki çocuğun beyni sünger gibidir. Tertemiz bir beyni var. Ne verseniz onu çekecektir. Ne yazsanız karşınıza o çıkacaktır. Ama bu kadar hani sıkıştırmak, bu kadar her şeyi beklemek ne kadar doğrudur? Biraz da o hatta size şöyle bir örnek vereyim. İşte ana sınıfında okuma yazmayı verin de çok rahat bir şekilde birinci sınıfa gidelim gibi talepler bile var. Hani ben bunları çok böyle anlattığımda insanlar bana hak veriyorlar ve olması da gerekir diye düşünüyorum. Hani çocuk, tamam, biz akademik olarak birçok şey veriyoruz okulda ama çocuğun çocukluğunu elinden almıyoruz. Yani çocuk çok rahat bir şekilde yemekhaneye gidip canım tost istiyor diyebilecek lükse sahip. Ya da işte ben satranç dersine girmek istemiyorum deyip hani böyle kendini savunabilecek lükse sahip çocuklar yetiştiriyoruz. Bu çok biz. Önemli. Yani hı-hı, kurumunuzda buna dikkat etmeniz. Hı-hı. Ben oğlumu kreşe yollayacağım zaman dikkat ettiğim en temel ilkelerden biri buydu hocam. Hı-hı. Şöyle hani her çocuk farklıdır. Kimi çocuk mesela 4 yaşındadır, okulda piyano dersiniz vardır. Oyun saatinde bile gözü piyanodaydır. Eğitim almak ister. Bir şey, bunu evet, fark edersiniz. Vardır, hı-hı, böyle çocuklar. Tabii ki. Ama bazı çocuklar da daha çok böyle 6 yaşında diyorsunuz hani, son yaş grubunuz 6. 6 yaşındaki çocuk çok oyun oynamak istiyordur, çok hiperaktiftir, koşup oyun oynamak istiyordur, zıplamak istiyordur. İşte piyano dersi ona çok sıkıcı geliyordur. Bu anlamda çocuğu zorlamamak gerçekten hani onu sevdiği şeylere, yatkın olduğu şeylere yönlendirmek çok önemli. Çünkü benim oğlum mesela çok sıkılır. Her şeyden çok çabuk sıkılan bir çocuk. İşte böyle akademik baskı olduğunda da sıkılabilecek bir çocuk. Kreş seçimi yaparken her görüştüğüm kreşte bunu söylüyordum. Evet, belli kurallarınız, belli saatlerde aktiviteleriniz var, anlıyorum. Ama diyelim ki benim oğlum o an resim çok çizmek istiyor ya da işte koşup zıplamak istiyor. Hadi gel şu an İngilizce dersindeyiz, otur buraya, İngilizceyi öğrenmek zorundasın. Hani lütfen dedim benim çocuğuma böyle yaklaşmayın. Çünkü gerçekten hani şöyle düşünüyorum, belki ilerisi için çocuk hani okuldan soğumuş olacak. Bunlar bir sebep olacak çocuğun önüne. Kesinlikle. Hani oyun çağındalar, doya doya oyun oynasınlar, koşsunlar, zıplasınlar. Evet. İlla ki öğrenecekler. Yani akademik baskıya bence çok gerek yok diye düşünüyorum. Hani aileler de kreş ben seçimi yaparken... Ben şeyden yanayım, 72 ayın tesadüfi bir ay olmadığını düşünüyorum. Hani 72 ayda çocuk okula başlıyorsa, evet, mutlaka bunun bilimsel bir açıklaması vardır. Çok zorlamamak gerekir diye düşünüyorum. Yani o yüzden aileler de hani kreş seçimi yaparken şimdi... ben de hani çevremden duyuyorum, tam böyle donanımlı diyorlar. Tam donanımlı diye sorduğumda işte branş dersleri olsun diyorlar ama çocuğu 3 yaşında. Yani oyun çağındalar. Dediğim gibi koşsunlar, zıplasınlar. Evet. Mutlaka zaten gereken branş derslerinden de eğitim alacaklardır. Peki hocam, okul fobisi olan çocuğa anne baba nasıl yaklaşmalı? Hani az önce sorduk, siz eğitimciler nasıl yaklaşıyorsunuz? Anne baba okulda nasıl davranıyor? Peki evde anne baba okul fobisi olan çocuğa nasıl yaklaşmalı? Nasıl konuşmalı mı, anlatmalı mı okulu ya da tamamen siz eğitimcilere mi bırakmalı? Yani şöyle, hani aslında en büyük hatayı okula hazırlarken yapıyorlar. İşte nasıl yapıyorlar? Okula gideceksin, resim boyayacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Çocukta bir kere merak duygusunu öldürmüş oluyorsunuz. Niye? İşte ben annemden ayrılacağım, ne yapacağım? Resim yapacağım. Yani bizim mesela dönemin başında bir öğrencimiz vardı. Hayır, evde benim yemeklerim daha güzel, annem daha güzel yapıyor. Niye burada yemek yiyorum diye çocuk itiraz ediyordu mesela. Çünkü hani anne şey diyor, işte orada yemek saatinde yemek yiyeceksin. Mesela şöyle anlatmıştı. 3 tane yemek yiyeceksin, ben seni alacağım. Yani çocuğa tabii 3 tane yemek yiyeceksin diye koşulladığın için o 3 tane yemek eziyet gibi geliyordu çocuğa. Birazcık çocuk merkezli olmamak gerekiyor. Yani nasıl olmamak gerekiyor? İşte çocuk ağlıyor. Aa, ne oldu sana? Ne yaptılar sana? Şunu da dedi mi? Bunu da dedi mi? Şimdi hani işte ben şu yaşta size bile söylesem, kötü davranıyorlar mı desem, üçüncüye evet dersiniz. Evet, doğru. Şimdi evet, bundan eminseniz, hani verdiğiniz kurumdan eminseniz, gözünüz arkada değilse, bunlar ilk dönemler için tabii ki çok zor şeyler. Ama bir şeyleri hissedersiniz. Yani özellikle anne yüreği gerçekten her şeyi hisseder. Bundan eminseniz, bir sıkıntı yoksa, biraz böyle çocuk
ağzı ilerlememek gerekiyor. Biraz böyle hani net olmak gerekiyor. Tamam, evet anlıyorum. Bunu paylaşmak çok zor, bunu yapmak çok zor. Bu kadar süre orada kalman çok zor ama yapabileceğim bir şey yok. Çalışıyorum, çalışmak zorundayım. İşte senin için çalışıyorum. Mesela o yaşlarda sana oyuncak almak için çalışıyorum. Gezdirmek için çalışıyorum gibi. Ama bunu hani birazcık daha böyle net bir şekilde ifade etmek. Seni anlıyorum. Bir de bütün bunları yaparken hani bir kere de açıklama yapacaksınız. Yani defalarca açıklama yapıp arkasından kalacaksın ya, kalmak zorundasın, başka şansın yok dediğinizde de çocuk sıkıntı yaşıyor. Bir kere çok net açıklayıp ondan sonra tamamlamak gerekiyor süreci. Ne çok böyle dışlamak ne de çok yanında olmak çocuğu kaybettirecektir çok. Ama burada tabii hani okul öncesine getirene kadar ki tutum da çok önemli. Yani mesela hafta sonu çocuk bize geldiğinde, pazartesi geldiğinde aileyle kaliteli bir zaman geçirip geçirmediğini anlayabiliyorsun. Çocuk kendini hissettiriyor. Şimdi evin dönüşü bize böyleyse okulun dönüşü de aynı şekildedir. Yani hissedebiliyorsunuzdur. Yani bu noktalara da anne baba olarak dikkat etmek Tabii ki. gerekiyor. Hocam kısa bir reklam arasına gireceğiz. Reklamların ardından kaldığımız yerden, kaldığımız konulardan devam ederiz. Şimdi reklamlar. Bir Anne Bir Uzman programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Hilal Hocam, biraz da okuldaki, kreşteki akran zorbalığını konuşalım istiyorum. Mutlaka yaşıyorsunuzdur böyle durumlar. Her iki çocuk için de aslında çok zor bir durum. Sadece Kesinlikle. zorbalığa maruz kalan çocuk için değil, karşı taraf için de. Bu durumda neler yapıyorsunuz ya da bu durumda ailelere neler düşüyor? Şimdi bu durumu yaşamamak adına bir kere yaş ortalamalarını çok iyi takip etmek gerekiyor. Yani gruplara ayırırken, sınıflara ayırırken bunları ciddi anlamda dikkate almak gerekiyor. Bizim okulumuzda şöyle ilk 6 ay ve son 6 ay diye gruplara ayırıyoruz. Atıyorum 2019'luysa çocuk, bunun ilk 6 ayı bir grupta, son 6 ayı bir grupta. Çünkü siz de takdir ederseniz bir ay bile çocuklar için Çok ciddi bir fark ediyor. zaman dilimi. Bu noktada hani çok hareketlidir çocuk. Çok hareketliliğinin nedeni enerjisini atamamaktır. Enerjisini atamayan çocuklarda da davranış problemleri gelişir. Bu bir. İkincisi, bir çocuğu boş bıraktığın zaman davranış problemi gelişir. Yani bir tane boyama yapıp, bir tane de kesme yapıp akşama kadar o çocuğu boş bırakıyorsan, televizyon izletiyorsan ya da işte böyle gereksiz legolarla zaman geçirmeye çalışıyorsan, o çocukta davranış problemi oluşur ve çocuk bu davranış problemini arkadaşından çıkarır. Yani gelip öğretmenine yapamayacağına göre arkadaşından çıkarır tabii. Yaş ortalamalarını düzenleyip grupları düzenledikten sonra ve çocuklara da hakim olabildikten sonra, özel çocuklar vardır, onlar ayrı. O çocuklara ne yaparsanız yapın, onlar illaki arkadaşlarına zarar verecektir. Yani onlar bilincinde olmadıkları için, farkında olmadıkları için tabii ki vereceklerdir. Ama burada işte kaynaştırma çocuk diye geçiyor bunlar. Kaynaştırma çocuk almamak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Mesela öyle yapıyorum okulumuzda. İşte kaynaştırma çocuksa diyorum ki hani böyle, karşıdaki veliyi de incitmeden, kırmadan, yani bizim bir özel uzmanımız olmadığı için, özel eğitmenimiz olmadığı için bu noktada benim öğretmenlerim yetersiz, size verebileceğim bir şey yok ve çocuğunuzun zamanını harcamanın da bir anlamı yok deyip insanlar daha çok çocuklarla kaynaşır, konuşur, sosyalleşir diye geliyor ama böyle değil aslında. Yani çocuklar her şekilde kopyala yapıştırla öğreniyorlar. Böyle olunca da tabii çocuk neyi kaparsa onu öğrenmiş oluyor. Ama öğretmen ona bir şey sağlayabilir biliyor mu? Sağlayamıyor. Muhtemelen akran zorbalığından kasıt budur. Hani sizlere gelen sorularda. Burada velilerin dikkat edeceği şeylerden en önemlisi, grubumuzda kaynaştırma çocuğu var mı diye direkt sormaları çok net bir şekilde. Çünkü bu noktada devlet okullarında ciddi anlamda özverili ve bir o kadar da bizim özel olmasına rağmen bizim okullarımızdan çok daha donanımlı okullara sahip. Burada çünkü hakikaten çok özen gösteriliyor öyle çocuklara. Çok fazla artık özel eğitmen mezunlarımız var. Bireysel eğitimlere kadar çok fazla değer gösteriliyor. Rehabilitasyonlar bu noktada çok iyi çalışıyorlar. Bunlar değerlendirilip biraz daha işi uzmanından, yani böyle hani
derler ya, ocağından almak. Biraz daha evet. öyle kişilerden o çocukları yetiştirmek çok önemli. Çünkü o çocukları gerçekten öyle ortamlarda tutabilmek, o çocuklarla sağduyulu bir şekilde ilerlemek çok zor oluyor. İşte velilerin soracağı şey böyle çocukların olup olmadığı. Bir ikincisi de buradan eminim ki hani çok da tepki alacaktır bu cümlem. Çok özür dileyerek söylüyorum böyle annelerden ama benim hani buradaki niyetim kötü değil. Onu anlatmak istiyorum. Çünkü bizler hakikaten okul öncesi çocuk gelişimi mezunu öğretmenlerle o çocuklara hiçbir şeye katamayız. Sadece dediğim gibi hani gelir işte adres belli olur. Çocuk ne kaparsa onu götürür ama bunu ileriye taşır mı taşımaz. Bunu ileriye taşıyacak olanlar bu işin uzmanları olacaktır. İşte ne bileyim rehabilitasyonlar olacaktır. Özel eğitmeni sahip okullar olacaktır. Belki Malatya'da bu şekilde çalışan kurumlar vardır. Bence onlar tercih edilmeli diye düşünülüyor. Çünkü en büyük zorbalık böyle yaşanıyor maalesef. Peki hocam, tüm bu önlemlere rağmen yine de akran zorbalığı var diyelim herhangi bir kurumda. Çünkü bu da çocuk için büyük bir okul fobisi sebebi kesinlikle. Aslında. Diyelim yani yapı gereği çocuklar farklı olabiliyor. Bir çocuk çok hırçın diyelim. Bir çocuk çok sakin. Okulda hani bir akran zorbalığı yaşandı. Bu durumda anneler, babalar ve eğitimciler ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Şimdi önce öğretmenin yapacağı şey sınıf içi kontrolü sağlayıp sağlayamadı. İşte evet, o bahsettiğiniz iki çocuk arasında sınıf içi kontrol sağlanılamıyor. Biri eziyor, diğerin keyfi yerinde, zaten bana bir şey olmuyor şeklinde. Böyle durumda her iki tarafın velisiyle de konuşmak gerekiyor ve net olmak gerekiyor. Hani sırf iki çocuğu bir arada götürmek ya da bir çocuğu kaybetmemek adına düşünmemek gerekiyor. Yani böyle durumda birazcık daha çocuk yanlısı olmak gerekiyor. Hani işte özel sen biraz daha ticari olarak düşünmemek gerekiyor. Tamamen çocuk merkezli düşünmek gerekiyor. Her iki tarafın velisiyle konuşup işte evet biz şunları şunları yaşıyoruz ama hani bu tarz önlemler aldık. İşte bir arada oynatmak istedik. Hani konuşturduk, özür dilettik ama çözüm yok. Bir de siz konuşur musunuz? Biraz ona bakmak gerekiyor. Bazı veliler hayır benimki onu yapmıyor diye kabul etmeyebiliyorlar ama işte bu baktığınızda hani velinin tutumu da aslında sizi yönlendirebiliyor. Çözüm odaklıysa velinin tutumu onunla yol alabiliyorsun. Ama çözüm odaklı değilse bir şekilde yollarını ayırmak zorunda kalıyorsun. Çünkü 12 kişilik bir sınıftan ya da 15 kişilik bir sınıftan bir kişinin düzenini bozuyor olması bütün huzurunu evet. alt üst edecektir. Ki bizler bir de geri dönüşü olmayan canlılarla çalışıyoruz. Hani fabrika değiliz, kes biç, hani olmadı bir daha yap gibi geri dönüşü olmayan sonuçlara da neden olabiliyor. Hani çocuklar evet masum, kötü niyetli değil, hiçbir art niyetleri yok ama bir anlık bir şey çok kötü şeylere de neden olabiliyor. Bütün maalesef. Çocukları etkileyebilir yani. Kesinlikle. O yüzden dediğiniz gibi anne baba tutumu da çok önemli. Gerekli yaklaşımlar yapılmalı dediğiniz gibi evet. ama hani farklı bir durum seziliyorsa diğer bütün öğrencilere zarar vermemek adına uzaklaştırma gibi evet. bir durumda olabilir tabii ki. Peki hocam, annelerin babaların en çok yakındığı konulardan biri. Kreşe giden çocuk neden hep hastalanır? Hani demiştim ya 4 yaşa kadar bekletilmeli. 4 yaşındaki çocuk da hastalanmaz diye bir şey mi yok, var peki? Yok, öyle bir şey yok. İlkokula kadar da göndermezsiniz. Çocuk o bağışıklık güçlenene kadar ilkokulda yaşayacak bunu. Bağışıklığı güçlenene kadar. Evet. Toplu ortama bırakıyorsun. Bir de o kadar hassas yetiştiriyoruz ki ek gıdaya geçerken çocuğunuzdan düşünün. Bu olmadı. Hadi balık yağına geçeyim. Hadi bu da olmadı. Kesinlikle, propolis'e evet. geçeyim. Böyle sürekli bir takviyemiz var. Bir anda bırakıyorsun işte 10 kişi, 12 kişi, 15 kişilik bir sınıf. Hepsi bambaşka ailelerden geliyor. Evet. Bambaşka alışkanlıklardan geliyor ve herkes bambaşka mikroplar getiriyor. Beden resmen savaşıyor onunla. Bu bir süreç. Yani hani işte bu süreç ne kadar? Eylül ile Mart ayına kadar süren bir süreç. Bu süreçte çocuk onu yaşayacak. Hani şuna dikkat edildiğinde mesela benim oğlum hasta olacağı zaman inanılmaz gergin olur. İnanılmaz böyle kime nasıl saldıracağını bilmez. Böyle senin nasıl canını çıkaracağını bilmez. Yemek yemez. Yüzü hemen solar. Böyle hatta şey derim, kaşık kadar kaldı falan derim. Hissediyorum ben onun hasta olacağını. Şimdi anne baba da bunu hissettiği noktada birazcık dinlenmeye aldığı zaman hem diğer çocuklar daha az zarar görecektir. Çünkü ağız burun aktıktan sonra zaten olan olmuştur. Hani önemli olan bu kopyalarla, bu minik minik ipuçlarıyla çocuğu
bir an önce almak. Evet. Ben almadan önce de velilere şey diyorum işte, lütfen izinlerinizi çok güzel kullanın. Hani ilk yılınız, işte raporunuzu, izninizi böyle hastalıklara ayırarak lütfen kullanın diye söylüyorum. Ama yaşanılacak. Yani dediğim gibi ilkokula kadar da çocuğu tutsanız o onu ilkokulda yaşayacak bir şekilde. Bizim çocuk doktorumuz şunu söylemişti Hilal Hocam. Ben dedim ki hani oğlum kreşe başladığında gerçekten çok hastalanıyordu. Hı hı. Dedim ki artık alacağım herhalde kreşten, sürekli hasta. Alsan, seneye versen yine aynısını yaşayacaksınız dedi. Bunu düşüneceğine çocuğumun bağışıklığını nasıl güçlendirmeliyim? Evet. Bu yollara başvurursan dedi, en azından dedi, daha sağlıklı bir yol izlemiş olursun. Gerçekten öyle. Evet. Çünkü kreş demeyelim, okula başlayan çocuk. Ha ilkokul, ha kreş, fark etmiyor. Çocuklarda böyle bir hastalık söz konusu olabiliyor ilk zamanlar kesinlikle. Evet, evet. O yüzden demek ki... Keşke olmasa. Keşke olmasa, keşke evet. Olmasa. Keşke güzelce gitseler, kreşe hastalanmasalar. Hani böyle ama, bir şey olsa da. Evet, sihirli bir değnek olsa. Sihirli bir değnek olsa bütün çocuklar hani gayet sağlıklı, kesinlikle, güzel olsalar. Ama eğitim... işte bu da herhalde bizim işimizin bir cilvesi. Yani çocuğun alışması, hasta olması, ne bileyim böyle işte arkadaşlarıyla... Didişmek aslında akran, evet, zorbalığı. Hani aslında bu da bir iletişimdir. Tabii ki. Şiddet çocuk olmadığı kesinlikle, sürece kesinlikle. Hani çocuklar arasında böyle, hı-hı, bir yani sonuçta anlaşamaya da bilirler. Hı-hı. Ama işte bazı aileler gerçekten hani hassas yadırgamıyorum. Evet. Herkesin, hı-hı, karakteri farklı, çocuğuna yaklaşımı farklı. Hı-hı. Şimdi bazı aileler hassas olduğu için diğer çocuğun kendi çocuğuna sesini yükseltmesini bile istemiyor. Hı-hı. Ama çocuklar hani bu da bir iletişim aslında. Aralarında, evet, yaşanan bir iletişim. Şiddet olmadığı, hı-hı, süre zarfında bence, hı-hı, onlar tatlı tatlı atışmaları, kesinlikle, da kendilerine bir şey katıyor yani aslında. Yani bedenin mikroba karşınız direnç gösteriyorsa, evet, hani ruhun da sosyal hayatında işte karşıdaki insanın yapısına direnç gösteriyor. Yani biz de yapmıyor muyuz anne olarak? Yapıyoruz bazen. Hani, evet, oynamayacaksın, yapmayacaksın, evet, dediğim noktalar vardır benim de mutlaka. İşin içinde olmama rağmen. Ama aslında biraz akışına bırakmak gerekiyor. Hani biraz çocuğu bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Tabii yapabiliyor musun diye sorduğunuzda yapamıyorum. Yapanlara da hayranlıkla bakıyorum yani. Peki hocam, ilkokula başlayan, okul öncesi eğitim almış olan ve okul öncesi eğitim almamış olan çocuk arasında ne gibi farklar olur? Şimdi önce okul çocuğu ve okul öncesi çocuğu olarak yaz okuluna ayrıştırmak gerekiyor. Okul çağındaki bir çocuğu, işte birinci sınıftaki bir çocuğu anaokulunu yaz okuluna verdiğiniz zaman o çocuğu kaybetmiş olursunuz. Yani artık zaten biz mezuniyeti yapınca bile ben artık büyük okula gidiyorum, ben büyüdüm şeklinde böyle geri dönüşler alınıyor. Dediğim gibi okul öncesi ve okul çağındaki çocukların yaz okullarını ayrıştırmak gerekiyor. Önemli mi? Elbette ki önemli. Neden önemli? Bizler bile anaokul olmamıza rağmen 8 ay 9 ay boyunca belli bir sistemle ilerliyoruz. İşte çocuk sanat etkinliği yapıyor, İngilizcesini alıyor, kısmen gezilere katılıyor, bir sürü aktiviteler, tiyatrolar, işte müzik çalışmaları, yıl sonu gösterileri falan. Bunlar varken bir anda çocuğu alıyorsun, artık tamam okul bitti diyorsun, eve kapatıyorsun. Evde oynayabileceğimiz, yapabileceğimiz şeyler çok sınırlı. İşte ne yapabilirsin? 9'da 10'da kahvaltı yapabilirsin, kalkarsın, sonra bir iki tane oyun oynarsın. Ondan sonra çocuğu mecburen ekrana maruz, evet, bırakırsın. Şimdi ekrana maruz kalan bir çocuk mu daha sağlıklıdır? Okulda arkadaşlarıyla birlikte gezip oynayan bir çocuk mu daha kesinlikle sağlıklıdır? Onun dışında ne yapacaksın? İşte AVM'leri, oyun alanlarına götüreceksin. Maalesef ışıklar bile çocuklara çok zararlı. Orada verilen ışıklarla çocuğun bütün negatif enerjisini yükleyeceksin, getireceksin. Sonra da adını hiperaktif bir çocuk koyacaksın ya da işte hareketli bir çocuk olarak değerlendireceksin. Bu noktada yaz okulları bence çok daha kıymetli diye düşünüyorum. Okula giden çocuklar için de bu bizlere çok gelen, işte hocam ne olacak ki birinci sınıf ana sınıf, arada ne fark var ki diye geliyor. Arada çok fark var. Yani bir kere o çocuk artık bilimselliğe gitmiş. Yani, evet, artık okuma yazmaya geçmiş, matematiğe geçmiş, hayat bilgisine geçmiş. Tekrar bir ana sınıfına dönmesi, tekrar bir anaokuluna dönmesi ne kadar sağlıklı olur o çocuk için? Çocuğu ikinci sınıfa hazırlamak varken geriye hazırlamış oluyorsun. Biraz daha sıkıntı olacaktır tabii bu noktada. Yaz okulu arayışına girerken hedef yüzme olarak değerlendiriliyor ne yazık ki. Ama bana göre hedef bu olmamalı. Bana göre yaşıtlarıyla birlikte mi, işte oyunlar oynuyor mu, çocuk keyifli mi, kendini rahat hissediyor mu, iyi hissedebiliyor mu ve o bahsettiğimiz akademik olaylardan birazcık olsun soyutlanmış mı? Evet. Yani hani
Arkadaşlarıyla ne kadar geziye gidecek? Ya Malatya'da gezilecek çocukları, biz çocukları Levent Vadisi'ne kadar götürdük düşünün. Hani ve herkes bana hocam tebrik ediyorum sizin cesaretiniz dedi ama çocuklar inanılmaz eğlendiler mesela. İşte orada kısmi bir tırmanma bile çocuğu çok iyi geldi. Ertesi gün çocukların birçoğu okula gelmemişti. Çok yorulmuştu. Ama veliler bize biz enerjilerini atamıyoruz bunların. Ne yapsak da atılmıyor dediklerinde aslında güzel bir cevap olmuştu. Hani Evet. enerjisini atamamak. Şimdi bizim büyük bir oyun salonumuz var. İçinde muazzam oyuncaklar var. Top havuzu var. Trambolin var. Ama çocuğu akşama kadar da orada tutsanız o enerjiyi atamıyorsunuz. Çünkü kapalı bir alan. Yani çocuğu biraz açığa çıkarmak, doğayla baş başa bırakmak ve o çocuğa güven de olduğunu hissettirmek, bir takım şeyleri kendisinin yapabileceğini vermek. Bunlar Bunlar çok çok önemli. önemli şeyler ve bunlar toplu ortamda verilecek şeyler. Siz şimdi ailece pikniğe gidin. Yapabileceğiniz en ötesi şey çocukla birazcık top oynamak. Evet. Sonra tekrar onun beslenmesiyle ilgilenmek. Onun ötesine çıkmayacaktır. Ya da tatile gittiğimizde bile öyle. Yani hani hep kontrollü. İşte denizinde, şuyunda, buyunda hep kontrollü. Okul bu noktada biraz daha iyi geliyor çocuklar için, daha keyifli geliyor. Alıp eve kapatmaktansa bence bir yaz okuluyla devam etmek çok daha Bir de doğru. çocuğu akranlarıyla iletişim halinde olması çok iyi geliyor bence. Ben Kesinlikle. bunu kendi oğlumdan biliyorum Hilal Hocam. Şimdi pandemi döneminde maalesef çocuklar anneyle babayla evde kaldılar, parka gidemediler. İşte yasaklar vardı zaten. Bir süre sonra benim oğlum isyan etmeye başladı. Anne dedi, oğlum dedim oynuyorum seninle. Seni istemiyorum dedi. Kuzenlerimi istiyorum, arkadaşlarımı istiyorum dedi. Çünkü hani çocuğun dilinden çocuk çok iyi anlıyor. Kesinlikle. Bizler nasıl arkadaşlarımızla görüşüp bir kahve içtiğimizde modumuz, enerjimiz yükseliyorsa bu çocuklarda da oluyor. O yüzden hani okulda böyle akranlarıyla iletişim halinde olması çocuğun ileriki hayatında da bence çok büyük bir yere Kesinlikle. sahip diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Peki hocam yaz okulu seçerken nelere dikkat etmeliyiz? İşte dediniz ki işte yüzme, sadece yüzme odaklı bakmak yanlış. Tamam. Başka nelere bakmalıyız? Bir kurumdan Yani beklentimiz ne şuna olmalı? bakmak lazım. Yaz okulu seçerken maalesef hani kurumlarımızın yaptığı en büyük hatalardan biri işte 3 yaş, 3-4 yaşı bir araya koymak. 2-3 yaşı bir araya koymak. Yani ben veli olsam soracağım ilk şey, grupları birleştirecek misiniz? Tamam, yaz okulu yapıyorsun ama sayın düşüyor, azalıyorsun. Kurum olarak kısmen bir tedbire gitmek zorundasın ama hani bundan benim çocuğum ne kadar etkilenecek? İşte 2-3 yaş bir arada mı olacak? 3-4 yaş bir arada mı olacak? Yani nasıl olacak? Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani şimdi sosyal medya çok önemli biliyorsunuz. Evet. Okullarda da bunu çok kullanıyoruz. Aslında bu benim çok karşı olduğum da bir şey, dijital eğitim diye değerlendiriyorum. Yani yaptığımız şeyleri paylaşmak, özelden paylaşmak bana daha doğru geliyor. Bir WhatsApp aracılığıyla paylaşmak daha doğru geliyor. Ya da okulumuzun bir programı var mesela, bizim resimlerin, videoların velilere gönderdiğimiz. Bunların orada kalması daha doğru geliyor. Yani hani yaptığın şey veliyle senin aranda olabilecek bir şey. Çocuğuna yaklaşımın öyle olabilmeli. Ama sen okulunu kalkındırmak, okulun adını duymak için hani o çocukları yormak, o çocukları hakikaten böyle yıpratmak çok doğru gelmiyor bana. Biraz bunlara dikkat etmek gerekiyor. Biraz daha hassasiyetle yaklaşmak gerekiyor. İşte gruplar nasıl olacak? Grup öğretmeni yine başında olacak mı? İlla ki izinler kullanacak öğretmenler ama zaten bir öğretmen, bir yardımcı öğretmen var her grupta. Dönüşümlü olarak mı kullanılacak? Ya da atıyorum işte bir üst grubun öğretmeni benim çocuğumla mı ilgilenecek? Evet. Düşünün 8-9 ay boyunca çocuk kendi öğretmeninde. Hop diye yaz geliyor, tatile Farklı bir öğretmen. gönderiyorsun, başka bir öğretmen geliyor. Sen yaz okulu yapıyorsun, keyifli geçecek diyorsun. Ama en büyük keyifsizliği çocuğa başka birine teslim ederek Evet. veriyorsun. Bu noktalara dikkat ederlerse, gerisi emin olun gelecektir. Yüzme noktasında da şöyle, yani zaten hani bu bir rant oluşturdu. Yani her yerde maalesef böyle, ilimizde de böyle. Yaz okulu deyince işte yüzme var diyor ama okulun kendine ait havuzu yok mesela. Şimdi senin kendine ait bir havuzun yoksa ben yüzme dersi veriyorum dememelisin. Ya da o işe Kesinlikle öyle, evet. girmemelisin. Yani ne işte sitelerin havuzlarında ne otellerin havuzlarında böyle bir şey yapmamalısın bence ki. Bu noktada Gençlik Spor yeni açıldı biliyorsunuz ve Evet. havuzu da oldukça güzel. Dalında çok da uzman, birçok eğitmen var. Bu noktalar değerlendirilebilir. Bir de
spor sadece sıkıştırılmış olmamalı. İşte yaza sıkıştırılmamalı spor. Döneme yansılmalı. Kesinlikle ki. Çok haklısınız. Evet. Yani bir hayatımızın her alanında kesinlikle olmalı zaten. Hani bir döneme onu yaymalısın ki çocuktan da bir gelecek sağlayabilirsin. Evet. Hani ben hep şey derim, benim de oğlumun yüzme dereceleri var ama derim ki yani herkes üniversiteden ekmek yemeyecek ya da işte herkes üniversiteyi bitirecek diye bir şey yok. Ya da herkes hakim doktor olacak diye bir kaide de yok. Hani çok iyi bir sporcu da olabilir bu. İşte bu çocuk onu istiyorsa bunu hayatına yaymalısın. Yaşam biçimi haline getirmelisin. Ama işte ben piyano çalmak istiyordum deyip çocuğu piyanoya vermek. Ama çocuk ona hazır mı? Değil mi? Büyük bir yanlış zaten. Kesinlikle, biz geçmiş programlarımızda da bunu birçok kez dile getirdik. Çocuk gerçekten hani şimdi insanın sevdiği mesleği yapabilmesi çok önemli. Kesinlikle. Çocuğu yatkın olduğu şeylere yönlendirmek yani anne babanın bence en büyük görevi olmalı. Dediğiniz gibi çocuk piyano çalmak istemiyordur. Anne piyano aşığıdır ama kendi yapmadı diye çocuğunu buna yönlendirmemeli. Sunar öneride bulunur. Çocuk istemiyorsa, yatkın değilse, ben hoşlanmıyorum piyano çalmaktan, kendimi bu alanda geliştirmek istemiyorum diye söylüyorsa büyük bir bireyse, bence çocuğu sevdiği alanlara yönlendirmek gerekiyor. Yani bizim okulumuzun belki de en büyük ayrıcalıklarından bu, yetenek gruplarımız var bizim. Bir dönem boyunca çocuklar gözlemleniyor. İkinci dönemde de çocuk yeteneği neyse, ilgisi neyse, neyi sevebilecekse, atıyorum mekanik beyni sahipse çocuk akıl oyunları ve robotik kodlamada daha çok değerlendiriliyor. İşte görsel yeteneği daha iyiyse sanat etkinliğinde, resimde daha iyi değerlendiriliyor. Kulağı varsa müzikte aynı şekilde kendini çok iyi ifade edebiliyordur. Bazı çocuklar var ki doğuştan Yılmaz Erdoğan olarak böyle şey yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz çocuk her şeyi yapıyor. Onu dramada yönlendiriyorsun bize. Evet. Her çocuk robotik alacak diye bir kaydı yok dedi. Her çocuk çok güzel resim yapacak diye bir şey de yok. Biraz o noktalarda böyle değerlendirmek gerekiyor. Ama bunu yaparken de velilere bunu iyi hissettirmek gerekiyor. Yani bazen işte ya niye bizimki resimde yok ki? Hani çok mu kötü ki? Bir resim boyayamaz mı ki? Ama asıl boyamak değil aslında. Evet. Hani sınırlı boyamayı herkes yapar. Ama o bunu boyarken işte bir yaprak illa yeşil olmak zorunda mı? Değil. Yani kendinden bir şeyler katabilmek önemli olan. Tabii bunu anlamak için de hani biz anne baba olarak çocuklar bize hep mükemmel gelir. Hep çok iyidir. Ama bu ayrıntıları işte artısını eksisini en iyi öğretmenler tabii değerlendirebiliyor. Kesinlikle öyle. Yani özetle her çocuğun ilgisi, yetenekleri farklıdır. Farklı. Kesinlikle. Anneler, babalar da ona göre davranırsa en azından çocukları için iyi, daha iyi bir gelecek çizmiş olurlar. Hocam biz ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kısaca toparlamak isterseniz okul öncesiyle alakalı bize neler söylemek istersiniz? Ben şöyle hani konuşmamızın en başında da söylemiştim. Çok şanssız bir nesil geliyor. Her olanakları var ama güvensiz bir nesil maalesef. Yani işte çok güzel evlerde oturuyoruz. Kocaman kocaman siteleri, her türlü sosyal tesisleri var ama çocuk bir top oynamayı iniyor. İşte camdan belki 40 kere sesleniyoruz. Yetmiyor iniyoruz. Yetmiyor arkasından birini gönderiyoruz. Böyle bir nesilde ne kadar mutlu edebilirsek hepimiz toplum olarak elimizi taşın altına koyalım. Her çocuğun yüreğini ayrı ayrı dokunalım. Yani bir tane çocuğu bile mutlu etmek bizim için çok önemli bir şey. Hani anneannelerimiz hep şey der, çocuk mutlu olunca boyatıyor. Yani biz ne kadar çok çocuğa dokunursak o kadar boyatmış çocuklarımız olacak bizim. Keyifli çocuklar olsun, mutlu çocuklar olsun, kendisiyle barışık çocuklar yetiştirelim. Muntazam çocuktan çok mutlu çocuklar mutlu olsun. Çocuk. En önemlisi kesinlikle o zaten. Mutlu çocuk. Çocuk zaten mutlu olursa özellikle bu belli yaş grubunda, o çocuk mutluluğu, oyuna, mutluluğa, anne babanın ilgisine, şefkatine ulaşırsa, tatmin olursa zaten ileride başarılı bir çocuk olacaktır kesinlikle. Mutlaka. Hocam programımızın sonuna geldik. Bizi kırmayıp katıldığınız için, bu güzel bilgilerden faydalanmamızı sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayrıca ekibinizi kutluyorum. Böyle güzel bir program yaptığı için, özellikle okul öncesinde bu kadar önem verdiği için. Sizinle olmak güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Bir Anne Bir Uzman programının bugünlük sonuna geldik. Haftaya farklı konuk ve farklı konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.